Evet, merhaba arkadaşlar. Soru çözmeye devam ediyoruz. Arka planım nasıl? Beyaz perde. Herkesin aksine ben beyaz perde koydum dostum. Evet, şimdi birinci testi niye çözüyorum? Önce onu anlatayım. Kanal içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar, katılımcılara özel 34 structure testi var. Fakat ilk testimiz, biliyorsunuz totalde 64 test çözüyorum. 64 test arkadaşlar. Buna zaten ulaşımınız var. Bu testin ilk testi kanalda yer almıyor açıkçası. Yani ilk test neden yer almıyor? Çünkü ben birinci testi çözerken farklı böyle özel güzel bir sınavdan çözmüştüm. O yüzden de dedim ki bu structure testi bir önce çözeyim tekrar. Sonrasında 35-36. testlerden devam ederim. Bakalım şimdi süremiz el verdiği ölçüde parça parça koyacağız. Yarım kalırsa üzülmeyin. Mutlaka devam edeceğim. Birinci test nereye kadar gidecek? Şimdi yapalım. Şimdi seri olarak başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Birinci soruda The flexibility of film. Filmin esnekliği, öznemiz verilmiş. Allows, izin vermektedir. The artist, sanatçıya izin vermektedir. Bunun zaten şu anda tek bir gelişi var. Allows somebody to do something. Bak, direkt dictionary entry. Sözlük girişi sorulmuş size. Birinin bir şey yapmasına izin vermek. Sanatçının ne yapmasına izin vermek? To bring, getirmesine, A şıkkında. To bring, getirmesine izin vermek. Unbridled ne demek hocam? Dizginlenemez demek. Dizginlenemez bir hayal gücünü getirmesine, neye? To the animation, canlandırılmasına of cartoon characters. Yani cartoon arkadaşlar çizgi film karakterlerinin canlandırılmasına getirilen şeklinde doğru cevabımızı A şıkkı olarak işaretliyoruz. Bakın tekrar altını çiziyorum. Eğer anlamı kenarda bırakırsanız sadece structure'dan çözmeye çalışırsanız, öyle sadece SVO, SVO mantıklarıyla giderseniz bu işi çözemezsiniz, haberiniz olsun. Bir yere kadar getirirsiniz, orada kalırsınız. O yüzden anlam mutlaka dahil edilmelidir. Ne istiyor, ne demek istiyor orada? Tamam mı? Sözcüklerin anlamları, cümlelerin anlamları bunlar çok önemli şeyler. Sınavın zaten %60'ı, %70'i anlamdan oluşur. %60, %70 anlamı tamamen dışarı bırakıp %30, %40'lık structure'la uğraşırsanız YDS'den 50 alan karakterlere dönersiniz. Ya ben 60'ı geçemiyorum. Yani aynı hocam, niye YDS'den örnek verdin? Onda da aynı mantık var çünkü. Sadece structure kurallarıyla olmaz. Ben de veriyorum bu kuralları ama anlamı dışarıda bırakmıyorum. Lütfen bu paralelde gidiniz. 2'ye bakalım. 2'de şimdi hemen en çok test edilen ana cümle var mı sorusunun cevabı aranıyor. Bakın, traditionally, geleneksel olarak boşluk in New England, Yeni İngiltere'de on Thanksgiving Day. Yani şükran gününde Yeni İngiltere'de. Şimdi A, in New England on Thanksgiving Day. Şimdi şükran gününde Yeni İngiltere'de, New England'ı da öyle çeviriyorum da Yeni İngiltere diye bir şey yani. Öyle çevirmezsin normalde, ben siz anlayın diye çeviriyorum. Yani New England'da bir de başta ne var? Geleneksel olarak var, traditionally. Ana cümlemiz yok ki subject verb'ümüz. Şimdi bakalım A'da. Bak A'yı B'yi hemen elersin. When served is sweet cider. When sweet cider is served diye gidiyor. Ya bunda kendi içinde bu when'lerin subject verb'ü var ama when'i koyduğun yer zarf cümleci yapar. Ana cümle yapmaz. Ana cümle kendi başına bağımsızca kalabilen cümleye ana cümle denir. Subject, verb, object. İlla object olmak zorunda değil ama subject verb mutlaka ana cümle yapacak bir cümleyi bulmak zorundasınız size verilen soru içerisinde. Tamam mı? Evet, 3'e bakalım. Typical of the grassland dwellers of the continent. Ha pardon ya, soruyu çözmedik. Çok komik oldu bu. Traditionally, evet şimdi sorunun cevabı nedir 2'de? C şıkkına bakalım, is'le başlıyor. Ya cümle is'le başlar mı? Olmaz. D'ye bakalım. Sweet cider. Cider, elma kompostosu ve alkolle yapılan İngilizlerin sevdiği bir içecek. Bizi ilgilendirmiyor ama açıklaması önemli diye düşünüyorum. Böyle bir soru gelebilir mi? Gelir. Sweet cider öznemizi vermiş. Is served sunulmaktadır. Edilgen bir cümle yapılmış. O yüzden de Denizli doğru cevaptır. 3. Typical of the grassland dwellers of the continent. Adada yaşayan, grassland, çimlik alanda yaşayan, dwellers, bir yerde yaşayan demek. Ada derken continent yani kıtada demek istiyorum. Kıtada yaşayan, çimlik alanda yaşayan, ne diyelim? Yaşayan işte hayvanların, yorumsal çeviriyoruz, tipik olanı diye burada typical of kısmına bakın. Typical of the grassland dwellers of the continent bize bir özne yapar orada. Of'la bağlanmış zaten iki tane.
Orayı en azından anlamasanız bile tam olarak görebilirsiniz. Biraz anlamı bilmek yeterlidir. Burayı komple özne yaparsınız. Sonrasında boşluk verilmiş. Sonrasında ya da pronghorn diyor. Bu antilopun bir çatal boynuzlu antilop diye bir türdür pronghorn. Şimdi pronghorn'un anlamını bilmeye ihtiyacımız yok ama şunu bilmeye ihtiyacımız var burada. Fiilimiz yok. Yani bizim öznemiz var sol tarafta. Of'lu birleştirilmiş. Typical of the grassland dwellers of the continent öznemiz gelmiş. Fakat fiil yok ortada. Hocam direkt fiil mi? Evet. O zaman A olmaz. It is'le başlıyor. The American antelope B de olmaz. B yine şey yok. Fiilimiz yok burada. Ama C şıkkına bakarsanız bir tek ok oluyor zaten. Is the American antelope. Amerikan antilopudur. Şeklinde bunu koyarsınız. Amerikan antilopudur nedir ya da çatal boynuzlu antiloptur. Pronghorn. Tamam mı? O yüzden de cevabımız Ceyhan'dır. 4. Lillian D. Wolfe diye öznemizi vermiş. Sonrasında bir açıklama bilgisi var. Appositive denen bir kural vardır. Ben sorularda sürekli anlatırım. Lillian biraz daha seri çözelim artık. 34 tane test var arkadaşlar. Bunu 40 ile çarparsanız zaten 1200, 1320 tane mi? Çarpan da çok iyi değil de. 1300 küsür soru ediyor. Tamam mı? Şimdi o zamana kadar zaten belli bir idmanı yaptık. Şimdi daha da güçlendirmemiz lazım. O yüzden daha seri yaparsak daha iyi olur. Hocam siz de hep seri diyorsunuz. Ondan sonra detaya giriyorsunuz. Ne yapalım? Bu da alışkanlığımız işte arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bakalım küpem nasıl? Evet, sanki çok değiştirmişim gibi. Bu benim her zamanki taktığım. Evet. Lillian D. Wold solda başlamış subjectimiz. Virgül. Public health nurse yani kamu sağlığı hemşiresi ve bilmem ne. Ne var orada bilmiyoruz. Virgül atmış. Was born in Cincinnati, Ohio'da doğdu diyor. Sol tarafta Lillian D. Wold öznemiz. İki virgül arası sıfat cümleciğimiz. Sona bak virgülden sonra. Hocam hangi virgülden sonra? Hemen kalemini seç. Hocam kalemini seç burada. Hadi bakalım. Şurada bak görüyor musun virgülü? Virgül var. Sonrasında bir fiil verilmiş. Burada da bir öznemiz var. Zaten bu ne demek? %99,9 şurası sıfat cümleci demek şu iki virgül arasındaki kısım. Ama bu sıfat cümleci içerisinde sorulan şey şu. Adam diyor ki şuraya ne gelecek? E buraya ne gelecek? Şimdi buraya arkadaşlar şuraya public health nurse gelirse buraya da başka bir meslek gelir. Çünkü Lillian D. Wold'un sahip olduğu bir meslekten bahsediyor. Meslek ya da yaptığı iş. Bakalım. A şıkkı. Reforming society. Toplumu reforme etmek. Bu bir meslek mi? Hayır. B şıkkı. Social reformer. Oo, çok da güzel uyar buraya. Direkt buraya yapıştırırım. Public health nurse ve social reformer olan. C'de who reform society. Yani toplumu reforme eden diye sıfat cümleci buraya ekleyemezsiniz. Orada paralelliği bozarsınız. Public health nurse'ü vermişim. O zaman niye ben and değil bir daha who reform society diyeyim? Demem değil mi? O zaman deriz ki C de değil. D hiç olmaz. Onun sosyal reformu şeklinde. O yüzden de doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Social reformer. Devam. 5. Copper sulfate okunur bu. Yanlış okudum. Bakır sülfat. Copper sulfate virgül. Öznemizle başlamış. Spread in judicious amounts. İşte belli miktarlarda yayılan sıfat cümleci. Kills öldürmektedir. Kills öldürmektedir. Bak buraya geldi. Algae alkleri. Alk. Bu bir işte yosunsu bir bitki. Alkleri öldürmektedir. Biyolojiden hatırlarsınız muhtemelen. Boşluk harming fish. Balığa zarar verme var burada. Allah Allah hocam nasıl oluyor? Or aquatic denize ait olan invertebrates. Orada orta çizgi yok. Yazım hatası o. Invertebrates'i not alın. Omurgasızlar demek. Şimdi ben burayı sildim. Temiz alan açalım. Kills algae. Alkleri öldürmektedir. Ne? Kapur sülfat. Ne yaparak? Bak şimdi burada C şıkkında without verb ing çok güzel görünüyor. Without harming fish. Balıklara zarar vermeksizin şeklinde Denizli'yi buraya ben doğru cevap olarak işaretlerim. Does not zaten uyum olarak gelmez burada. Does not verb ing olmaz. Does no harming bir dereceye kadar olabilir ama does no harming de kalırsın. Fish diye devam edemezsin. Anlamsız olarak zaten olmuyor da. Hani structure'dan ben zorladım hocam. Niye işte does no harming olmuyor? Anlama bakacaksın çünkü. Except hariç demek. Harici ben buraya koyarsam except zaten for'la kullanılır. Bunu da lütfen kulağınıza küpe yapın. Bak küpe yapın kulağınıza bunu. Except for'la kullanılır. Except'in for'la kullanılmadığı durumlar mevcuttur. Ama size kolaylık olsun diye söylüyorum. TOEFL ITP bağlamında except'i for'la kullanacaksın. Tamam mı? İstisnai durumlar da var tabii.
İlla %100 şey yapmayalım. Söylemeyelim. Altıda off'la başlayan, bak cümlenin en başında rakamdan sonra, hocam rakamdan sonra ne demek? Bak burada rakam var, görüyor musun? Altı. Yani en başta dedim burada, en başta başlayan off'lar zaten belli bir grubu anlatır. İleride virgül olur, sonra subject verb gider. Tamam mı? Bakın. Of the millions, milyonlar arasından who saw, görmüş olan Halley's Comet, Halley kuyruklu yıldızını görmüş olan, 1986'da görmüş olan milyonlar arasından kim? Ahmet diye ben burada virgülden sonra devam edebilirim. Niye Ahmet dedim bilmiyorum. Ama şurada bir normal şartlarda bu olumlu bir cümle olaydı. Şurada bir özne olacaktı. Fakat burada bir soru sorulmuş. Soru sözcüğü koyuyorsun onun yerine. Çünkü bak burada ne diyor? Hocam sil hemen burayı. How many people, ne kadar insan, boşluk, long enough, yeterince uzun, to see, görmek için, return, döndüğünü görmek için, in the 21st century, 21. yüzyılda. Burada ne olacak? Ben soru soruyorsam, normal sıralamada ne alırım? How many people will they live? How many people will, bir kere, how many people will, ortak hepsinde. Will, üç tane var. They zaten living diyor, komple at. How many people living olmaz, soru yapamazsın böyle. How many people? C şıkkı görünüyor bak burada. Kaç tane insan? How many people ne yapacak? Will live. Yaşayacak burada bak. Will live long enough. Yeterince uzun kaç kişi yaşayacak diyor. Tamam mı? 21. yüzyılda döndüğünü görmek için. Evet, 6 soru geride kaldı. Evet, anladığımızı düşünüyorum. Devam edelim 7. soruyla. Amanın. Bakın boşluk that'le başladı. Hocam structure'ı siz de veriyorsunuz ya. Vereceğim tabii bazı ipuçlarını. Ama dediğim gibi bunlar yardımcı. Yani asıl şey değil. Bunlar plugin'ler. Yani programın kendisini satır. Programın kendisi anlamdır. Plugin'ler eklemeler, destekleyicilerdir. Öyle bak. Sana bilgisayar dilinden anlatayım. Sen seviyorsun bilgisayarı. Şimdi bak. Pardon. Boşluk that'le başladı. Sonrasında subject verb var mı? Fear, korku. Happiness, mutluluk, sadness, üzüntü, and surprise ve şaşırma are, neydir bunlar? Universally, evrensel olarak reflected, yansılmaktadır. Edigen yapılmış burada. Reflected, neresi edigen hocam? Ya burada that'ten sonra bak bir edigen cümlecik var burada. Bak, fear, happiness, sadness and surprise are universally reflected. Evrensel olarak yansımaktadır. In facial expressions, yüzsel ifadelerde. Ama o baştaki boşluk that'te mutlaka bir subject verb almalısınız bu durumda. Bak that'ten sonra subject verb var. Demek ki isim cümleci yapıyor bu that. Demek ki that'ten önce de mutlaka özne fiil alacak. Bak hemen nasıl burada özne fiil alacak dediğim olay da şurada aslında ana cümle olduğudur bu arada. Yani that'ten sonraki kısım ne yapıyor? Bak şurada discovered'ı da gör. Zaten cevabımızı da verelim. Discovered that. That'ten önce de fiil vardır discovered. Görüyor musun? That'ten önce de fiil var. Zaten that'ten önce fiil olması bunun bir isim cümleci olduğunu söyler. Sıfat cümleci değil, isim cümleci olduğunu söyler. Demek ki bunun öncesinde de mutlaka bir ana cümle olması gerekiyor dersin bak. Düşün. Bunun başka bir yolu yok. Evet. Sıfat cümlecikleri that which'te hem subject verb olabilir hem de sadece verb olabilir. Ama noun clause'da tektir seçenek. Anca muhtemelen söyledim. Tekrar baskımızı yaptık, devam ediyoruz. O yüzden de doğru cevabımız A şıkkı. Antropologists, antropologlar have discovered that, keşfetmişlerdir ki diye devam ediyor. In 1964, 1964 yılında boşluk of Henry Ossawa Tanner'ın yağlı boya tabloları was shown. Ha bak zaten burada bir tekil var, oradan uyan hemen. Niye tekil? Ya paintings was. Ha demek ki bu bütünü bir tekil yapan bir şey var şuradaki of'un öncesinde. Was shown at the Smithsonian Institution. Smithsonian Enstitüsü'nde gösterildi diyor. Bakalım was a major collection diye nasıl ben başlayacağım? Of'un öncesinde gitti bu. That a major collection. That yine bozar. A collection was major. Subject verb yapılmış. Ama D şıkkı bak burada mis gibi hocam hepsine de daire attın. D şıkkına bak burada. A major collection of Henry Ossawa Tanner'ın yağlı boya tablolarına ait olan bir major collection. Yani başlıca bir koleksiyon. Bak gördün mü şimdi? Ne oldu? Hocam bak ne oldu? Hocam bak. Bak şimdi görüyor musun? Bak. Bir major collection gösterildi. Ne yapıyorum? Çeviriyorum hepsini. Öyle kendi başına sadece structure'dan bakmaya çalışmayın. Hocam ben bakacağım, yapacağım. Devam edin.
Dokuz. Boşlukla başlıyoruz. Boşluk. Boşluk, irritating effect on humans. Boşluk, irritating effect on humans. Yani irrite insanlar üzerindeki, bak insanlar, humans on, insanlar üzerindeki irrite edici etkisi var. Bu boşluğa ne gelecek? Bura bir cümle değil. He, o zaman acaba ne bu? Bu kendisinden sonra isim gelen bir ifade mi? Virgülden sonra bakalım. The use of fennel, fenolün kullanımı as a general antiseptic, genel bir antiseptik olarak has been largely discontinued. Yani geniş alanda, geniş oranda devam ettirilmedi diyor fenolün kullanımı genel bir antiseptik olarak. Burada bir ne var hocam? Burada bir ana cümle var. The use of fennel özne as a general antiseptic, okunur tabii. Bu has been largely discontinued diye ana cümlemizi burada vermişiz. Burada ne var hocam? Burada bir ana cümle var. O zaman ne olacak burada? Bir ne olacak? Because of mu acaba burada? Due to mu? Ondan sonra ne olabilir başka? İşte despite mı? Kendisinden sonra ne? Ama şimdi burada den dolayı, den ötürü anlamına geldiği için anlamına baktığınızda zaten denizde doğru cevap olarak işaretlersiniz. Because of its. Neden dolayı? İrite edici etkisinden dolayı insanlar üzerindeki şeklinde ne yaparsın? Buraya Denizli'yi işaretlersin. Sildim, devam ediyorum. 10. In order to ile başlamış soru. In order to remain in existence. Mevcudiyette, varoluşta kalabilmek için, yani yaşayabilmek için ya da işte hayatta kalabilmek için, yorumsal çevir bunu. Hala bir öznemiz yok. Boşluk must. Ya must'tan önce ne olur zaten? Özne olur da hadi biz devam edelim. In the long run, hocam in the long run ne demek? Uzun vadede produce, bak fiil de geldi, Canişko. Produce, must produce. Özne nerede yahu? Bağırıyor, özne neredesin? Must produce something in the long run. Uzun vadede produce something üretmelidir. Ne? Bak, üretmelidir something. Görüyor musunuz? Something'le bitti burası. Bundan sonra bir subject verb ama var ama orada sıfat cümleciği var. Bak something. Nasıl bir something? Şuraya bir that koy. Nereye that koy hocam? Ya şuraya bir that koy bak. Şuraya. That'i koyduk mu? That consumers, yani tüketicilerin ne yaptığı? Bu kadar kötü çizdim. That consumers consider, tüketicilerin düşündüğü useful, faydalı or desirable ya da arzu edilebilir olarak düşündüğü. Öznemizi koyuyoruz buraya. Hiç uzatmaya gerek yok. Ne? Özne yapan ne var? A şıkkına bak. A profit making organization. Kar güden bir organizasyon. A şıkkı burada mis gibi doğru cevap olur. Ne yapacağım ben burada? Hemen diyeceğim ki A şıkkı doğru cevap hocam. Hemen şurayı seçin A şıkkı olarak. B'de which gelmiş. Which olmaz. Bozarsın cümle olmasını. Ya bunun özne olarak sadece bağımsız var olması gerekiyor. Therefore ne alaka C şıkkı? Whichever da aynı hikaye. Böyle kibar konuştum, hikaye dedim. Bakın 11'de double comparative var. Ne var? The more, the ER. Ondan sonra. Hocam structure'dan anlatıyorsun. Tabii arada anlatacağız ama her şey structure değil. Tamam mı? Şimdi bir saniye. Hemen bakıyoruz. Şuradan bakalım. Evet. Evet, ne yaptık? Evet, sonuç olarak diyoruz ki the more kalıbı var burada. The ER kalıbı var. 11'e bakalım. The greater ile başlıyor. Sonrasında zaten bu double comparatiflerde ne oluyordu arkadaşlar? The ikinci tarafta da the olacak. Bir kere zaten soru köküne baktığınızda the greater the need there is, greater need is there great need, the great need diye şıklar verilmiş. D'de de the var fakat orada greater'ın ER'ı eksik. O zaman ne yapıyorsun? B'de greater var, the'sı yok. A'da the greater the need there is de en iyi seçenek, en doğru seçenek A şıkkıdır. Doğru cevap olarak işaretleriz ve geçeriz. Devam. Evet, 11 oldu. Hadi bakalım. Şimdi 12. 12'de ne var? Hemen bir döndürelim sorumuzu. Tamam, şöyle çok güzel. 12'de öznemize bakalım. A historical novel, tarihi bir roman may do çok pardon. May do more than mere history diye bir ana cümleyi koymuş buraya. May verb ile gitmiş. Sonrasında noktalı virgül var. Dikkat edin. Yeni bir cümle başlayabilir demek bu. Noktalı virgül, boşluk, future events. Şimdi gelecek olayları ne? Even influencing. It may even influence.
May even influence, that it may even influence. Bir kere noktalı virgül that diye devam edemez bu. D şıkkından başlıyorum elemeye. Noktalı virgül may diye de devam edemez. C şıkkını da eledim. A ve B olarak kaldı. Şimdi ben orada even influencing diye devam etsem niye noktalı virgül koyayım? Derim ve B şıkkında bağımsız bir cümle daha koyarım ben buraya noktalı virgülden dolayı. It may even influence future events. Gelecekteki olayları bile etkileyebilir. Tamam mı? Yani tarih mirror history'den daha fazlasını yapabilir. Noktalı virgül. Gelenek nedir? Ne diyebilirsiniz? It may even influence future events. Gelecekteki olayları bile etkileyebilir. Doğru cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Ya ben bunu noktalı virgül olmasaydı A olarak işaretlerdim. Hani even influencing future events olarak, ama noktalı virgül kafamızı biraz karıştırıyor. Sınavda noktalı virgül olup olmamasına göre karar verin arkadaşlar. Tamam mı? Yani ben burada noktalı virgül olmasaydı, normal bir virgül olsaydı düşünebilirdim, ama B şıkkı en doğrudur. Tamam mı? 13'e bakalım. 13'te boşluk, a child. Bir çocuk ne? Sculptor Annie Whitney, yani heykeltıraş Annie Whitney kişi geldi. Show gösterdi. Bir bak. Şuradan bakın şimdi. Hocam nedir? Bak, heykeltıraş Annie Whitney öznemiz gelmiş burada. Show gösterdi, fiil de geldi. An eager intellect, bir zeka gösterdi. Böyle istekli bir zeka gösterdi ve sanatsal, artistic talent, yetenek gösterdi. That'li kısım zaten sıfat cümleci yapıyor burada. Nasıl bir yetenek? That her parents recognized and encouraged. Bak, that'ten sonra subject verb var. Sıfat cümleciklerinde sadece fiil gelmek zorunda değil. Subject verb de gelebilir buradaki gibi. Reduction yaparsan that'i atarsın. Çünkü bunun öznesi farklıdır. Neyse, şimdi konuya gelelim. That'li kısım bizi şu anda çok ilgilendirmiyor. Çünkü bunun öncesinde Sculptor and Whitney showed temizleyelim. Temiz temiz devam edelim. Burada zaten bir tane cümlemiz var. Burada o zaman ne olacak hocam? O zaman burada cümlecik mi yapacak? Ne yapacak bakalım. Has been a child'la bir kere has'le nasıl başlıyorsun cümleye? Bu bir soru mu ki? Have you ever been to England mı diyorsun burada? Ki zaten has been yan yana gelmiş. A gitti, en kolay elenecek şık bence bu. It was while a child dersen, while'dan sonra orada ismi nasıl bırakırsın? It was while. During mi bu? Hayır. C şıkkında she was a child. Hocam bu bağımsız bir cümle oldu. Bağımsız bir cümlede niye ben önce she ile başlayayım sonra Sculptor and Whitney diyeyim? Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz de şurada bir tek virgül var. Bir virgülle iki bağımsız cümle ayrılamaz. Bunlardan bir tanesi ne olmak zorunda? Cümlecik olmak zorunda. Böyle bilgimiz var. Ne oldu? Bak, üçünü de eledik. D şıkkında as a child, bir çocuk olarak ya da bir çocukken, iken ya da olarak anlamı taşır. Ne olur? As a child, bir çocuk olarak değil de bir çocukken daha mantıklı oluyor. Tamam mı? O zaman ne yaptım? Denizli'yi doğru cevap olarak işaretlerim. Gittik. 13, 14. It's widely believed that, yaygın biçimde inanılmaktadır ki, the pull of gravity, çekim gücü, bak, it's widely believed that cümlemizi yaptık burada. That'ten sonra ne yapıyoruz? Believe en son fiil var. Sonrasında subject verb devam edecek. That the pull of gravity, çekim gücü, çekim kuvveti, çekim ya da on a falling raindrop, yani düşen bir yağmur damlacığı üzerindeki changes, değiştirmektedir. Neyi? Ne lazım bize burada? Boşluk, round shape, yuvarlak şekil, into a teardrop shape. Bak, changes something into something var burada. Something'e uyabilecek neyi koyacağız burada ifadeyi? Bakalım, changes of the drop ne? Of mu alıyor change? Gitti. Changes something'dir. Changes the drops, drop'u, bakın burada drop damlacık olarak alınır. Düşen şeyden bahsediyorum. Fiil değil burada. Drop'un possessive'si koyarsan changes the drops round shape. Aa, yuvarlak şekli. Değiştirmektedir neyi? Changes the drops damlacığın round shape into a teardrop shape diye gider. O yüzden B şıkkı doğru cevap. Diğerlerine bakmıyorum bile artık. 15. 15'te boşluk baktık, verdik burada. Modern offices, modern ofisler. Boş bir şey yok burada. Modern offices becoming more mechanized. Emizarsız burası nasıl olmuş? He, hocam, sıfat cümleci mi var? Bak, bu çok kolaydır. Burada sana bir isim veriyor. Burada da bir verb ing veriyorsa zaten bunun tek bir açıklaması vardır zaten. İki kere zaten dedim. Şöyle, burada zaten sıfat, ha bir daha dedim zaten diye. Sıfat cümleci var. He, ne demek bu hocam? Yani aslında burası şu. Which
become aslında orada. Which become more mechanized. Daha mekanize olmuş olan modern ofisler oluyor burada. E bu başa ne gelecek? Bilmiyoruz bakalım. Niteleyici mi gelecek? Sonrasında designers are attempting. Tasarımcılar teşebbüs ediyorlar to personalize, kişiselleştirmeye onları with warmer, less severe interiors diyor. E burada virgülden sonra bir ana cümle gelmiş. O zaman burada ne olacak? If dersem if subject verb gelir. If'ten sonra subject'i koyarsam niye burada verb ing koyayım? Emizar yok ki burada. Hani if I go da değil bu. If type 2 da değil, type 3 de değil. If gitti. E but'la B'ye baktım. But'la cümle başlamaz. O da gider. E C'ye baktım. Modern ofislerle diye bak. With'i koydum buraya. With modern offices. Normalde ben böyle başlarım. İleride virgül diye devam ederim. With modern offices, modern ofislerle. Hangi modern ofislerle? Bunun başına ben sıfat koyamaz mıyım? Ya da sıfat cümleciyle niteleyemez miyim? Nitelerim. With, bak, with modern offices, modern ofislerle, which become more mechanized, daha mekanize olmuş olan, bak mis gibi oldu burası. Tamam mı? Sonrasında zaten tasarımcılar diye ana cümle gidiyor virgülden sonra. Designers are attempting to, teşebbüs ediyorlar diye gidiyor. Sildik, devam ediyoruz. Evet. 10 kaç oldu? 15. Evet. Burada istiyorsanız bir nefes payı vereyim. İlk bölümümüz bu olsun. İkinci videoyu hemen çekelim. O da ikinci videomuz olsun. Birinci test için. Evet. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar videolara beğeni atmayı unutmayın. Beğenirseniz hoşuma gidiyor. Bu da bunu da söyleyeyim. Onun dışında başka da diyeceğim bir şey yok. Görüşürüz.